bunu ama Engin, bu saat kaç civarında oldu? Yani bu saat 2 ile 3 arası. Öğlen, öğleden Evet, sonra öğlen, 2-3 civarında. 2-3 Olayı bir senden civarında. dinleyebilir miyiz? Yanında Yiğit Gökoğlan, takım arkadaşımla beraber. Arabayı Yiğit kullanıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Güne A2 takımıyla idmana başladığımızdan itibaren hem çok zevkli bir idman geçirdik. Çok da neşeli bir idmandı. Biz aramızda Sabri, Ebu'ye, ben ve Yiğit çocuklar için, takımdaki A2 takımdaki çocuklar için aramızda para toplayıp onlara bir araba sözü vermiştik. Yani böyle kendi aramızda prim tarzında bir şey düşündük çocuklar için. Sebebi de şuydu. Siz kadro dışı kalan Evet, futbolcular biz A2 kadro, takımındaki oyunculara aynen. Oradaki araba genç sözü çocuk, o vermiştiniz. genç çocuklar için araba sözü vermiştik. Nedeni de şuydu. Kendileri Ümraniye'de, 5 tane takım arkadaşımız var A2'de. 5 tanesi Ümraniye'de kalıyor. Orada işte evleri, ailesi orada. Her sabah 10.30'daki idmana sabahın 6'sında kalkıp metrobüsüydü, metrosuydu, otobüsüydü. Bunlarla idmana gelenlerdi. Ve tabii bu da onlar için uykularını almasına neden oluyordu. Tamamen alamıyorlar. Çünkü sabahın 6'sında kalkıp o kadar yolu geliyorsunuz. Ki uyku sporda Ki çok önemli bir uyku sporcu çok için. önemli ve onların da performansı açısından bu da çok önemli. Çünkü uykusuz idmana geliyorlar. Yeri geliyor sabah ceplerinde para olmadığı zaman kahvaltı da yapamıyorlar. Ve bu da onların performansını etkiliyor. Biz de tabii aramızda konuşup anlaşıp herkesten belirli bir miktarda para alıp dördümüz, yani Ebu'ye, Sabri, ben ve Yiğit, para toplayıp onlara böyle bir hediye söz verdik. Neticesinde bunu da gerçekleştirdik. Bu paralar Ve o paralar mı? yok, bu paralar o paralar değil. Ben oraya geleceğim. Aramızda Yiğit işte o toplayacağımız parayı işte unuttu. Vermeyi unuttu. O gün de çok neşeli bir güne başladığımız için, çok da güzel bir idman Dün. geçtiği için oradan bizim de teklifimiz Yiğit'e, hani sen parayı araba için vermedin, senin de takıma bir kahvaltı borcun olsun. Bugün idmandan sonra işte duşumuzu alıp herkes üstünü giyinip Florya'da, Aqua Florya'da orada güzel bir kahvaltı hediye edersin bize dedik. O da tamam dedi, kabul etti bunu. Ve gittik oraya. Çok da güzel geçti. 20 kişiydik. Bütün takım oradaydı. Hatta bir iki arkadaşımız vardı. Acil işleri olduğu için gelemediler. Kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra aklımıza şöyle bir fikir daha geldi. Violent diyeceğim, yani isim vermekte bir sıkıntı olur mu, Var, sıkıntı olmaz var ama mı? söyledim bir kere, evet. Evet, Olsun. Violent'e gidelim dedik. Çok da güzel bir eğlence parkı. Birkaç kere gittim, ben çok beğendim. Hani onlara da orayı teklif ettim. İsterseniz kahvaltıdan sonra hep beraber oraya gideriz diye söyledim. Onlar da kabul etti. Neticesinde arabalara bölündük. İşte 20 kişiydik tam olarak. Arabalara bölündük. Öyle yola çıktık. Yol üzerinde Instagram'dan A2 takımından bize atılan bir video vardı. Hani bu paralar da, ona geleceğim, bu paralar da o bilet paralarıydı. Yani orada 20 kişinin bilet parası. 20 kişinin bilet parası Evet, o. 20 kişinin O bilet, eğlence merkezinin, evet, ismini vermek istemediğim. eğlence merkezine gittiğimiz yerde kişi başı bilet parası aldıkları için biz de aramızda böyle para toplayıp bu parayı aldık. Büyük olarak da biz olduğumuz için. O diğer paraları bir izleyelim mi şimdi? Evet, Önce bir izleyelim, böyle tamam. bir Tamam. izleyelim. Evet, izleyelim diğer futbolcuların. Benim anlamadığım bir şey var. Hocam bir izleyelim Çocuklar isterseniz. hazır mı? Sistemi öğrenmek istiyorum. Üzerine konuşalım. Siz devam et. Oku tekrar Ahmetciğim. A2 takımının oyuncuları. Onlar da İbrahim Tatlıses'in Yalan Evet. şarkısını size Evet, gönderiyorlar. evet. Hani yalan, para yok anlamında. Siz Hani sözünüzü tutmayacaksınız anlamında mı? evet, hani sonuçta Nerede paralar der gibi paralı. size A2 takımın oyuncuları paraları gösteriyorlar. Evet. Evet, paraları hani biz topladık. Paraları da bize, büyük olarak bize verdiler. Hani biz aramızda topladığımız için bize verdiler. Burada da hani paramız yok. Hani 5 lira, 10 lira gösteren var. Burada hani bir de üzüntülü bir şekilde, yani paramız yok tarzında bize bir video gönderdiler.
Biz de hani bunun üzerine böyle aramızda böyle bir diyalog olduğu için ve günün çok güzel geçtiği için hani şaka amaçlı biz de onlara hani topladığımız paralarla birlikte daha değişik bir müzikle içinde paranın da geçtiği bir kelimeli sözlü bir müzikle eşliğinde hani paraları o şekilde gösterip evet. Onlara Instagram'dan biz de hani böyle bir karşılık verelim dedik. Yani ya kesinlikle kötü bir niyetimiz yok. Şimdi arkadaşlar. O paralar da zaten tamamen çocuklara gitti. Bize gitti daha doğrusu. Bilet paralarıydı ve şuna inanın. Siz abilik yapıyorsunuz Yiğit kesinlikle, beraber. Kesinlikle. Yani işte bir art niyet. Paranız burada. İnsanları biz aşağılama tarzında kesinlikle değil. Yani böyle bir yapımız zaten yok. Öbür videoyu göster. Yani sonuçta şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz de çok zor yerlerden geldik. Benim mesela çocukluğum da çok zor geçti. Ben 13 yaşında karton fabrikasında da çalıştım. Hani bana paranın ne kadar zor kazanıldığını soracak olursalar, gerçi soruyorlar ama ben en zorunu da yaşadım. Ben karton fabrikasında 13 yaşında çalıştım. Sigortam yoktu, bir şeyim yoktu. Karton fabrikasından idmana koşuyordum. İdmandan sonra tekrardan geri geliyordum ve kaçak çalışıyordum. İnsanların orada sigortalı insanların 900 kazandığı yerde ben 300 kazanıyordum. Ama ben hiçbir zaman çalışmaktan gocunmadım. Sonuçta benim yapımda böyle çalışmak var. Her zaman tek başıma ayakta kalmayı her zaman sevmişimdir. Her zaman mücadele etmişimdir. Eğer ben Galatasaray'a geldiysem, belirli miktarlarda para kazanıyorsam, bunu kimse şöyle düşünmesin. Bunları ben affedersiniz annemin karnından çıktım. Direkt Galatasaray'ın futbolcusu veya Trabzonspor'u veya da ligde oynayan ve büyük paralarla oynayan bir insan değildim. Engin, burada şunu demek şurada tartışılan konulardan birisi şuydu. Sana şu eleştiriler yapıldı. Sen de duydun bunları biliyorsun. Hı hı. Hani işte Galatasaray'da paralar ödenmiyor. Bakın bizim paramız var. Hani Galatasaray yönetimine sanki bir gönderme yapıyormuşsun ya gibi. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bunu söylemem ne kadar doğru olur olmaz bilmiyorum ama biz kadro dışı kaldığımız süreden beri para almadık. Kadro dışı kaldığınız günden beri. Evet, ne zaman kadro dışı kalmıştınız? Bundan 2 ay önce işte sezon başında ikinci günden itibaren toplanma günün ikinci günden itibaren biz kadro dışıyız zaten. Yani o gün bugündür para almadınız. O gün bugündür yani elimize geçen para yok. Tabii şöyle bir şey var. Verilen senetler var ama senetlerin günü de işte 12. ay. Yani yine uzun bir süre var ama nasıl söyleyeyim? Biz kalkıp Galatasaray'ı federasyona da vermedik. Kalkıp bunun lafını da hiçbir yerde etmedik. Benim zaten çoğu dün mesela yaptığım bir açıklama var. Orada en çok üzüldüğüm ve zoruma giden şu oldu. İnsanlar öyle bir duruma getirdiler ki işi benim yaptığım bir hayır işi veyahut da iyilik mecbur kaldım bunu söyledim. Benim hayatta en nefret ettiğim şey yaptığım bir şeyi söylemek. Yaptığım bir iyilik hayır dediğin, ben takım arkadaşlarımı götürüyorum biz abiler olarak götürüyorum. Evet. Bunu demek istiyorsun. Evet. Yani